Bu vergi yüzsüz niye mesela böyle bir ifade kullanılıyor? Ya vergi vermeyenler ya da bilemiyorum bari. Siz olsanız mesela böyle bir ifade kullanır mısınız yani vergi yüzsüzü? Ya bence yüzsüz değil de ahlaksızı diyelim yani. Daha sert kullanalım. Bilmiyorum hangisi daha sert ama ya olacak şey mi sevgili Musa? Yani ya siz yurttaşlık görevi ya. Yani yurttaşlık görevi diyor ki insanlar kazandıkları gelire göre vergilerini beyan eder. Bazıları ise beyan etmez. Siz, ben mesela vergimizi beyan etmiyoruz. Tabii kira gelirleri elde ediyorsak onları genelde beyan ediyoruz ama biz kaynaktan kesilen emekli memur, işte ne bileyim işçi, yani bize sormuyorlar bile. Ya kardeşim sen vergi ödedin mi diye. Hatta bizim vergi ödemediğimizi de iddia ediyor sermaye çevreleri. Maalesef bu da çok yaygın bir durum. Evet, ilginç. Peki bu faydalı bir yöntem midir ya da ne bileyim olması gereken bir şey midir sizce? Yani kamuoyuna açıklanmasında yarar var tabii. Yani siz bu insanların vergi ödemediklerini hani öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında diğer hiçbir verilerini bilmiyorsunuz. Mesela TÜİK'e bir şirketle ilgili bir bilgi almaya kalksanız onları kolay kolay elde edemiyorsunuz. Oralarda söz konusu olmuyor. Yani bir gizleme var. Ama bu artık o ödenen vergilerle bir kamu hizmeti üretimi olacağı için, kamu hizmetinde yararlananları siz, ben olacağımız için, hani biz kamu hizmetimizin aksamasında bak gördünüz mü şu kişiler, şu şirketler vergilerini ödemiyorlar ya da işte gizliyorlar mesela, o da var, bir de gizleme var. Aslında övünme nedeni olması gerekirken, değil mi? Yani ilk sıralama yaptığınız zaman orada bazı şirketlerin veya eğer şahıs gelir vergisi ise orada gizlediklerini görüyoruz. Yani bu da ilginç değil mi? Hani övünmesi lazım. Bak kardeşim göğsünü gere gere, ben üçüncüyüm, dördüncüyüm demesi lazım. Ama bir bakıyoruz, onlar da gizlemişler. Bu şirket de olabiliyor, şahıs da olabiliyor. Evet. Peki, şimdi bu son açıklanan büyüme rakamlarında vergi... Ona geçmeden önce, ona geçmeden önce yani ne olabilir değil mi? Yani niye insanlar bunu saklıyorlar? Bu bence önemli bir... Peki neden? Konu. Şundan, tabii. Yani niye saklıyorlar? Neden? Kimisi işte... mafya korkusu, ya mafya bize çöker, bak ne kadar para kazanıyorsunuz şeklinde bir tepkileri olabilir. Ya da şimdi biliyorsun sıkı bir para politikası var. Para bulmak son derece güç. Bazıları muazzam ikrazatçılar diyoruz bunlara. Çok para kazanıyorlar. Şirket bazında factoring şirketleri olağanüstü kazançlar elde ediyorlar. Mesela bunları çekindiklerinden gizliyor olabilirler. Çünkü çok ciddi iktisat politikaları sayesinde, izlenen politikalar sayesinde muazzam para kazanıyorlar. Kimisi akrabaları, eş dostu, ya çok fazla şimdi bunlar bilgi sahibi olursa gelirler bizden borç para isteyebilirler. İşte bazıları inançlı, hani inanç öne çıkartıyor, inanç yanına bakıyor, nazara gelmeyeyim diyor. Bazıları da eğer şirketse aman ne mi lazım, ücretlerin yükseltilmesi talepleriyle karşılaşırım, şimdi onlarla mı uğraşacağım kardeşim. Özellikle gelir ve servet dağılımının çok bozulduğu bir yerde insanların çok fazla vergi ödediklerini saklamaları çok yaygın oluyor. Çünkü elde ettiği gelir ortaya çıkmasın istiyor. Çünkü gelir üzerinden ödedikleri için vergileri. Böyle durumlar var sevgili dostum. Evet. Peki. Bir gelişme daha var tabii. Evet. Mesela niye herkes onlara dikkat çekiyor sevgili Musa? Yani niye biz mesela sen de doğal olarak bu gündemi takip ediyorsun? Gel istersen iki tane gündemi değiştirecek vergiyle ilgili meseleye yoğunlaşalım.
Mesela bir tanesi vergi borçlarının silinmesi söz konusu. Yani biliyorsunuz böyle vergi afları ve özellikle borçların yeniden yapılandırması kapsamında, yani dolarla mukayese ettiğinizde, yani silinen borçların dolar cinsinden bir mukayesesi yapıldığında, çok ciddi vergi borçlarının büyük şirketlerin silindiğini görüyoruz. Yani muazzam kazanıyorlar ama çok ilginçtir. Ya af ya da yapılandırma şeklinde bir durum karşısında olağanüstü bir şekilde vergi borçları siliniyor. Mesela bu konuyu niye tartışmıyoruz? Milletvekilleri Plan Bütçe Komisyonu'nda Maliye Bakanlığı yetkilileri, genellikle herhalde Maliye Bakanı'nı göremiyorlar, hep yardımcılarına soruyorlar. Bürokratlar var orada. Hiçbirisi cevap vermiyor. Yani bize söyleyin bakayım diyorlar. Tek adam rejimine geçildiğinden bu yana hangi şirketlerin vergi borçlarını sildiniz? Çok ciddi boyutlardaki vergi borçlarını sildiniz diye soruyorlar. Bunların halbuki şirket şirket açıklanması lazım. Siz vergi yüzsüzlerini açıklıyorsunuz da niye bunları açıklamıyorsunuz kardeşim? İstersen senin aracılığınla bir çağrı yapalım Maliye Bakanlığı ve yetkililerine. Gelin tek adam rejimine geçildiği dönemden günümüze kadar affedilen vergi borçlarını tek tek açıklasınlar. Yani hatta son yıllarda çok ciddi bir af rakamları açıklandı. Hatta bunlardan bir tanesi bir gün gazetesinde ayrıntılı bir şekilde yer aldı. 7,5 milyarlık bir rakam bu. Yani bunların 2013 ile 2023 arasında, bakın 10 yıllık, mesela 2018'den bu yana baktığımız zaman bu rakam biraz daha küçük. Az bir rakam değil. İkinci bir gündem maddesi niye şu olmuyor? Vazgeçilen vergi tutarları. Ya olağanüstü rakamlar. 2024 için sevgili Musa öngörülen tutar 2,2 trilyon ya. Hı hı. Bak, toplanacak vergi gelirleri, öngörülen vergileri 7,4 trilyon. Yani nereden baksanız 1/3. Hadi bunu haksızlık yapmayalım. Emekçilerin de vergi muafiyeti var. Onlardan da biliyorsunuz bir muafiyet söz konusu. O da 0,6 trilyon, geriye kalıyor 1,6 trilyon. Bakın 2,2 trilyonu demiyorum. 1,6 trilyon vergi muafiyeti istansı tanımı şirketlere. Sen istihdamı yeter ki artır, ihracatı yeter ki artır diye. Ve sonuç da yok ortada. Hala bunun performans sonuçlarını kamuoyuna açıklanmış değil. Orta vadeli programda son yıllarda bunların açıklanacağı söylenmesine rağmen, çünkü bunlar açıklanırsa bazı muafiyet ve istinaların etkinliğini yitirdiği görülecek. Bunlar kamuoyuyla açıklanmıyor. Bunlar bir kenara gündem dışı tutularak daha çok bu işte en fazla vergi verenler, vergi yüzsüzleri öne çıkartılıyor. Bence esas gündem bu olmalı. Senin aracılığında bu soruları bir kez daha biz de sormuş olalım. Evet. Peki Aziz Hocam, şimdi bu evet gerçekten yani insanlar merak ediyor ve haberlerini tabii sürekli okuyoruz, veriyoruz, paylaşıyoruz. Evet, vergi borçları silindi, vergi borçları silindi falan gibi. Bunun mantığı ne? Yani ne olabilir de, yani çok çok büyük işte yatırımı olan birisinin bu sene vergi borcunu silelim çünkü çok büyük yatırımı var, istihdam sağlıyor. Bu da işte büyümeye, gelişmeye katkısı. Ya böyle bir mantıkla mı hareket ediyorlar? Başka hangi sahikle hareket ediyor olabilirler eğer öyle değilse? Aynen dediğin gibi, ya işte ihracat artıyor, efendim işte istihdam yaratıyor gibi mantık. Yani nasıl muafiyet ve istisna söz konusuysa, onda da o mantık değil mi? O da geleceğe dönük olarak bunları yapıyor diye. Peki vermeyenleri silmeye kalkma gerekçesinde, ya işte salgın oldu, işte kriz oldu, ne yapsın yani, toparlayamadılar ya, üzerlerine gitmeyelim gibi bir mantıkla, iyi de kardeşim senin benim vergilerimi hiç sormadan kaynaktan kesenler, milyonlarca milyarlarca şeyleri niye affediyorlar kardeşim? Yani
O zaman emekçinin mağduriyeti nasıl giderilecek? Çünkü şöyle düşün, hem gelir vergisinde bana sorarsan gerçek rekortmen emekçiler, hatta daha da ileri gideyim, sadece gelir vergisi değil, dolaylı vergilerinde büyük bir kısmını emekçiler ödüyor. Yani tüketim yaparken en adaletsiz vergiye muhatap. Dolayısıyla esas şampiyon onlar ilan edilmesi gerekirken maalesef siz kalkıyorsunuz bu altları getirerek özellikle kamu maliyesini çok olumsuz etkilemiş oluyorsunuz. Ve şöyle bir bakan bize bir hesabı çıkarsa iyi olmaz mı sevgili Musa? Yani vergi paketi çıktı değil mi yeni? Acaba bundan beklenen vergi gelirleri neydi? Silinen, özellikle 6 yıllık süreçte silinen, yani 2018'den alıyorum tek adam rejimine, silinen, affedilen veya vazgeçilen vergi borcu arasındaki oran ne ya? Bu sizi meraklandırmaz mı? Yani yeni bir paket açıklıyorsunuz, şu kadar vergi toplayacağım diyorsunuz. Tamam, tebrik ediyoruz, yazalım bir yere. Ama bir soruya da yanıt verin, onu da görelim. Acaba 6 yıllık süre içerisinde silinen, affedilen veya vazgeçilen vergi borcu arasındaki oran ne? Bu gelecek parayla mukayese etmemiz mantıklı değil mi? Hem de vergi almanın meşruiyeti de ortaya çıkmış olur. Çünkü zaman zaman değil mi, vergi almanın meşruiyeti de sorgulanabilir. Kaldı ki bu vergiler alınıp havuza aktarılsa bile bundan da yine sermaye yararlanıyor. Yani işte görüyorsun, işte toplumda beşli çete deniyor, onların kamu özel ortaklığında neredeyse inek sağar gibi önceden belirlenmiş performans kriterleri tutmadığı zaman aradaki farkı bütçeden ödüyorsunuz. Yani böyle bir şey var mı, hani sağmalık inek gibi? Oradan da kamu hizmeti üretiminden de yararlanamıyor vatandaş. Hani şunu desek, eskiden çocukluğumuzda vardı, sen de hatırlarsın, vergi dairelerinin önünde, defterdarlıkların önünde, ey vatandaş, ödediğin her kuruş vergi sana yol, su, hizmet olarak geri dönecek. Evet. O da olmuyor. Yani nereden tutsanız elinizde kalıyor. Şu an Türkiye kapitalizmi bu iki temel sorunda sınıfta kalmıştır çözümünde. Evet. Peki bu başkanlık döneminde, Cumhurbaşkanlığı döneminde ki afların hacmiyle ilgili bir tahmin ya da sizin bir şeyiniz var mı hocam? En azından bir şeyiniz. Ya işte o demin, bir gün gazetesinde yapılan bir hani çalışmadan söz ettim. Onun dışında elimizde bir rakam şeyi yok. Ama bunun için hani bu hiç hesaplanamaz bir şey değil. Çünkü raporlar var bu konuda. Onlar incelenip araştırılırsa rakamları bulmak öyle hiç de zor bir şey değil. Dolayısıyla bu yapılabilir. İşte soru önergelerine muhatap olsunlar. Mecliste vekillerin sorduğu sorulara cevap versinler ve bunu da ya vekiller ya da kendileri kamuoyuna açıklasınlar. Olay açığa çıkacaktır ve hepimiz merakı giderilmiş olacaktır. Çünkü sadece vergi borcu silinmiyor. Vergiyle ilgili cezalar da silinmiyor. Bir de biliyorsun, ödemediğiniz zaman size belli bir vergi cezası veriliyor. Onu da siliyorlar. O da çok yüksek boyutlara varıyor. Ha, bunun dışında kanunun öngördüğü silinmeler de var. Yani 5 yıl boyunca eğer vergi tahsil edemediyseniz, herhangi bir gelişme olmadıysa onu da siliyorsunuz. Hadi o çok doğal. O bir sistemin her sistemin içinde olması gereken bir müessese. Ama benim bahsettiklerim bunun ötesinde siyasi otoritenin kayırmacı bir anlayışla büyük bir ihtimalle yandaşlarına kaynak aktarımıyla gerçekleşen bir şey. Esas bizim herkesin dikkatini çekmemiz gereken nokta bu. Bu arada bir son dakika haberi olarak da geldi ekrana. Aziz Hocam görmüş olabilirsiniz. Evet. ENAG'a göre yıllık enflasyon %90,35 ve Ağustos enflasyonu da %3,47 oldu. Bir ikinci son dakikayı izleyicilerimize duyurup bu konuya dönelim. Mossad'ın
Türkiye'deki para trafiğini yönettiği iddia edilen bir kişi İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı, yakalandı diye geçiyor tabii Anadolu Ajansı haberleri. Hatta tutuklandığı yönünde son olarak bir bilgi söz konusu. Liridon Rehepi diye birisi. Rehepi olabilir, telaffuzu değişik olabilir ama Liridon Rehepi diye birisi ve Mossad'ın Türkiye'deki finansal trafiğini sağlayan kişi olarak İstanbul polisi tarafından gözaltına alındığı ve tutuklandığı ifade ediliyor. Bu son dakika haberini biraz sonra gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Diğer taraftan ENAG'a göre yıllık enflasyon %90,35 ve Ağustos ayı enflasyonu da %3,47 oldu. Biraz sonra da yani yaklaşık bir yarım saat sonra da şey de açıklayacak, TÜİK de açıklayacak biliyorsunuz enflasyon oranını. Evet Ezgi Hocam, söz sizde şimdi tekrar. Yani ENAG biliyorsunuz her seferinde TÜİK'ten yüksek çıkıyor. Tabii onu çok tartışmayı doğru bulmam. Çünkü ENAG'ın metodolojisi ve bulguları ciddi bir tartışma sürecinden geçmedi. Yani o süreç çalıştırıldıysa bile benim haberim yok. Ben dolayısıyla ENAG'ın sonuçlarını yorumlama durumunda değilim. Hı hı. Ama şurası bir gerçek. TÜİK yine bu rakamların çok altında bir rakam açıklayacak. En azından ENAG'ın böyle bir yararı var. Yani ENAG'ın bu açıklamalarının kamuoyu açısından böyle bir olumlu tarafı var. Peki hocam, şimdi bu büyüme rakamları işte %2,5 açıklandı. Ve gelir işte kalemleri içerisinde vergiler birinci sırada görünüyor. En büyük pay. Daha sonra işte inşaat ve tarım. Şimdi tarım mesela bitti deniyor. İşte neye göre bunlar hesaplanıyor? Yani katkı dediğimiz zaman neden bahsediyoruz biz? O katma değer açısından. Yani biliyorsunuz yarattığı katma değer açısından bir katkı var. Yani bunu inkar edemeyiz. İşte onun da hava koşulları önemli bir faktör. Çünkü hala teknolojik donanım açısından tarım bir sanayileşmiş ülkelerdeki gibi makina ve şeylerin kullanıldığı, yani sermaye yoğun tekniklerin kullanıldığı bir durumda değil. Ama buna rağmen milli gelire bir katkı sağlıyor. Yani onu görmemiz lazım. Ama onun dışında esas tarımsal üretimden onun pazara gelmesi sırasındaki zincirlerde çok ciddi bir hizmet sektörü, o da yani öyle kaybolmuş bir gelir değil, hizmet sektöründe çok aşırı kazançlara neden oluyor. Ve tarladan çıkan bir ürün birkaç misin hatta daha fazla fiyatlarla tüketicileri buluyor. Aracıların muazzam kazanç sağladığı, yani hizmet sektörü olarak orada görev yapanların muazzam kazanç sağladığı ama tarımın esas nemasını yemek durumunda olan, bizzat üretici olanların ise mağdur edildiğini görüyoruz. Bunun içinde çelişmiyor sevgili Musa. Hmm. Muazzam girdilerde artışlar var ama ürün aynı kapsamda olmuyor. Desteklemeler son derece düşük. İşte ilan ediliyor komik rakamlar. Şimdi yeni bir sistem getirildi deniyor. İşte hatırlarsanız mazot desteği, işte onları gübre desteği gibi eskiden verilen destekler yerine daha bir temel destek diye bir kavram getirildi. Güya daha bir planlı olunacakmış bir ekonomi. Bunlar tabii iş işten geçtikten sonra terbiyevi ithalatla çok enteresan. Çocukluğumuzda öyle yaparlardı. Ailemiz babamıza derdi ki çocuğu terbiye edebilirsin. Terbiyeden ne anlaşıldı? Yani dövebilirsin rahat. Ne bazen yani, bir bakıyorduk çocuklar çok ciddi hastanelik durumlara geliyordu. Bizim çiftçi de maalesef hastanelik edildi. İthal terbiyesiyle, ithalatla yapılan terbiyeyle. Yani aslında başka ülkelerin çiftçileri ya da ürünleri ihraç edenler başka ülkelerin zengin edilirken
bizim çiftçimiz bu ithalat karşısında kendini koruyamadı. Çoğu üretimden çekildi. Yani bu gerçeği de görmüş olalım. Peki Aziz Hocam, son soru olarak şimdi bu büyüme oranı da OVP'de öngörüldüğü gibi gerçekleşme ihtimali yok. Yani biraz daha düşük olacak. Açıklanan rakamın biraz daha altına inecek. Bunları göreceğiz. Evet. Peki şimdi bu son işte büyüme rakamlarından yola çıkılarak önümüzdeki dönemle ilgili bir öngörüde bulunabilir mi? Yani ekonominin gidişatıyla ilgili. Valla büyüme oranı öngörünün altında kalabilecek. Ama daha sonraki dönemde büyüme oranının ciddi bir şekilde düşeceğini öngörüyorum. Zaten sen de programlarında bunu zaman zaman tartışıyorsun. Sevgili Hayri Kozanoğlu'yla bir sabah programında izlemiştim. Hayri uzun zamandır hem Mafya İlmez hem Hayri Kozanoğlu stagflasyondan söz ediyor. Yani durgunluk içinde enflasyon dediğimiz yeni bir olgu var. 2025'te her an kapıda bizi bekliyor. Umarız hani böyle bir konjonktür olmasın. Çünkü niye? Hem işinizi kaybetmişsiniz hem de fiyatlar almış başını gidiyor. Bu çok sevindirici bir haber olmasa gerek. Peki. Aziz Hocam çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeleri için. Aslında bunları sevgili Musa ayın 5'inde biliyorsun 2018 sayılı bütçe mali kontrol yasası bütçenin esas alındığı orta vadeli programları Eylül'ün ilk haftası sonuna kadar açıklanmasını emrediyor. Yani yasal olarak bu açıklansın diyor. Sanırım medyada alan haberlere göre 5 Eylül'de orta vadeli program açıklanacak. Umarım açıklandıktan sonra bunları daha somut cevaplandırırız. Hatta orada bazı bütçe büyüklükleri de belli olmuş olacak. Onları ileride konuşuruz. Hocam o zaman şimdiden sözleşelim lütfen. 6 Eylül için. Tamam mı? Tamam. Peki. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Profesör Doktor Aziz Konukman konuğumuzdu ve kendisiyle vergi yüzsüzleri ifadesinden ve de vergi yüzsüzlerinden başlayıp devamında ta işte bu son açıklanan büyüme rakamlarına kadar biraz da geniş bir şekilde birkaç başlık altında ekonomideki son durumu öğrenmeye çalıştık. Bir kere daha teşekkür ederim kendisine. Ve ekranlarınıza da yansıyor. Enagar'a göre enflasyon yıllık enflasyon %90,35 ve Ağustos ayı enflasyonu %3,47 oldu. Tabii dediğimiz gibi TÜİK de bugün açıklayacak. Bakalım onlar ne şekilde açıklayacaklar. Bunu gün içerisinde elbette sizlerle de paylaşacağız. Bu arada Mossad'ın Türkiye mali sorumlusu yakalandı. Şimdi burada tabii geçen haberlerde şöyle bir şey var. Mossad'ın para trafiğini yöneten kişi olarak